Evet, merhabalar. Bugün yine bir canlı yayında beraberiz. Ben bugün sizinle ben kimim? Özünü keşfetmek yolculuğu konusunda konuşmak istiyorum. Bu önemli bir konu. Ve eminim beni takip edenler benim konularımı bilenler neden önemli bir konu olduğunu kesinlikle bilirler. Konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Önce hepinize iyi akşamlar. Biliyorsunuz ben canlı yayınlarıma başladım. Genellikle çarşamba akşamları yapıyorum ama bugün salı akşamı yapıyorum çünkü değiştiremeyeceğim bir takvim konusu oldu çarşamba akşamı. O nedenle bu akşam sizlerle buluşuyorum. <laughs> Eğer canlı yayında değil, daha sonra bu yayını dinliyorsanız lütfen benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olduğunuz zaman canlı yayın başlar başlamaz size mesaj geliyor. Evet. Ben bu konuya rahmetli Çetin Altan'ın bir yani çok eski bir yazısıyla başlamak istiyorum. Bu H.G. Wells adında bir yazarın hikayesinden anlatılmış. Tek gözlü bir adam varmış. Ve tabii iki gözlü insanların dünyasında bu tek gözlü adam kendini eksik hissediyormuş, güçsüz hissediyormuş ve <laughs> ama gezmeyi çok severmiş, dere tepe gezermiş, dağ ova gezmeyi seven bu tek gözlü adam bir gün uzaklarda karma karışık renkleri olan bir köy görmüş. Evlerinin renkleri karma karışık, duvarları karma karışık. İşte öykü ya bu köye yaklaşmış. Yolları tuhaf ve insanları bir tuhafmış. Şimdi kim bunlar diye merak ettiğinde anlamış ki bu körler köyü. Bu köyde e, herkes kör, çocuklar doğarken beraber kör. O bakımdan gözleri olduğunun dahi farkında değillermiş. Ve düşünmüş, demiş ya bunlar kör benim hiç olmasa bir gözüm var. Ben burada kalayım. Böylelikle ben burada kral gibi yaşarım. Hepsinin bana ihtiyacı olur. Bana çok değer verirler. O nedenle orada kalmaya karar vermiş. Şimdi körlermiş ama burunları, kulakları elleri çok asfas, çok duyarlıymış. Ondan dolayı bu körler hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ve konuşmaları efendim birbirleriyle ziyaretleri, yürümeleri falan farklı. Fakat bir hayat devam ediyor yani. O körler ülkesinde hayat devam ediyor. Şimdi bir gün bakmış körlerden birisi öteki körün malını almış götürüyor. Tek gözlü adam bunu görünce demiş ki Filanca falancanın malını çaldı. Körler demişler ki nereden biliyorsun? O kadar uzaktan duyulmaz ki. Ben duymadım demiş. Ben gördüm. Ne demek görmek? görmek diye bir şey bilmedikleri için onu o da demiş ki benim gözüm var. Ne demek göz? Ben görüyorum demiş. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. O zaman demişler bu göz gerçekten var mı yok mu işe yarıyor mu seni imtihan edeceğiz demişler. Öykü bu ya şimdi uzakça bir yere yani Duyuramayacak kadar uzakça bir yere gitmişler. Ve kendi aralarında bir şeyler yapmaya başlamışlar. Sonra birisi gelmiş, anlat bakalım demiş biz ne yaptık. O da anlatmış. İşte oturdunuz, konuştunuz. Birisi kalktı, öbürünün eline omuzunu koydu. Ve Birisi de oturduğu yerden bacağını salladı falan demiş. O da demiş ki sen duydun bunları. Ve daha sonra körler bir duvarın arkasında hatta o duvarın arkasındaki bir eve gitmişler. Ve yeniden anlat bakalım demişler. Şimdiyle yapıyoruz. O da demiş ki anlatamam görmüyorum çünkü. O da demişler ki yani sen eğer hakikaten görebilecek olsan ne demek? Biz işte bildiğimize göre sen de görebilmen lazım. O nedenle sende bir yalan var. Anlatamamış bir türlü. Arada duvar var. Görmüyorum demiş. Duvarın arkasındasınız. Körler demişler ki biz sana inanmıyoruz. Böyle şey olmaz. Saçmalıyorsun. Seni köyümüzün hekimine götüreceğiz demişler. Şimdi köyün hekimi de tabi o köyden olduğu için o da kör. Onun da gözü yok. Getirin bakayım demiş ve incelemiş. Elleri çok hassas. Bakmış bakmış ve hakikaten o tek gözü görmüş. Görmüş dediğim yani hissetmiş. Aha demiş. Bu adamın bizden bir farkı var. Sorun burada ve buldum demiş. Bozukluk burada. Tabi adamın açık olan gözünü kastediyormuş. Şimdi ben hallederim demiş. Yapmak istediği de o gözü çıkarıp sorunu halletmek. Ve <laughs> tek göz adam görmezler ülkesinin kralı olmayı planlarken canını zor kurtarmış. Oradan kaçmış. Evet. Şimdi burada öyküye anlam vermeye başlıyoruz. Kimsenin görmenin ne olduğunu bilmediği bir yerde bir kişi gördüğü zaman tehlikeye giriyor. Ve ona deli diye, tehlikeli diye bakıyorlar. Evet. Şimdi ben bir araştırma yapsam diyelim ki 2000 kişinin olduğu yani üniversite öğrencileri, çalışanlar, normal vatandaş, sıradan vatandaşlar, sonra olduğu bir şeyse hapishanede yaşamak mı daha iyi yoksa hapishane dışında mı yaşamak daha iyi? Hapishanede olmak ister misiniz diye sorsam bana öyle geliyor ki yani birkaç kişiyi çıkabilir belki biraz tuhaf veya oyun oynamak isteyen, hapishanede olmak istiyorum diyen çıkabilir. Ama büyük bir çoğunluk ne demek ya gayet tabii dışarıda olmak isterim derler. Ve o zaman demek ki insanlar hapishanede olmak istemez diye bir sonuca varabiliriz. Ama değerli izleyenlerim ben diyorum ki insanların büyük bir çoğunluğu ömür boyu hapishanede yaşıyor ama hapishanede yaşadığının farkında değil. Çoğu insan hapishanede yaşadığının farkına varmadan ölür gider. Ne demek istiyorum? Bir, sizin de bir uygulama yapmak istiyorum. Şimdi şöyle oturun. <laughs> kağıt kalem almayın elinize. Bir zihinsel, akıldan hani aritmetik derler ya, onun gibi bir şey soracağım. Rahat oturun şimdi. <laughs> Beni dinleyin. 1 ile 9 arasında zihninizden bir sayı tutun. Tuttunuz mu? 1 ile 9 arasında bir sayı. Şimdi bu sayıyı 9 ile çarpın. 9 ile çarptınız. Bir sonuç çıktı. Bu sonuç sayının rakamlarını toplayın sonuç sayının rakamlarını topladınız. Elinizde bir sonuç sayı var. Bu sayının ilk harfiyle bir ülke düşünün. Düşündünüz. Bir ülke düşündünüz. Şimdi bu ülkenin sondan üçüncü harfiyle bir şehir düşünün. Düşündünüz. Bu şehrin sondan üçüncü harfiyle de bir hayvan ismi düşünün. Düşündünüz. Danimarka, Rize, inek. Ben bunu 800 kişilik, 1200 kişilik salonda yaptığım zaman bunu dediğimde genellikle aa aa falan diyorlar sonra alkışlıyorlar böyle. Niye alkışlıyorsunuz? Hocam nasıl bildiniz diyorlar. Hay -hayret ediyorum. Diyorlar. hayretler diyorum diyorlar. Hayretler diyorlar hakikaten de. Nasıl bildiniz? Evet. Farklı düşünenler oluyor ama onların sayısı çok az oluyor. Ve çoğu kiri de matematiksel olarak hesaplamada bir yanlışlık yapmış oluyorlar. Böyle biraz derine baktığınız zaman. <laughs> matematiksel olarak sizin mutlaka 9 sayısını bulmanız gerekiyordu. Aslında ben size neyi sordum? D harfiyle bir ülke düşünün dedim. Ve bizim toplumumuzda D harfiyle başlayan ülke sık sık Danimarka olduğu için Danimarka çoğunlukla ortaya çıkıyor. Ondan sonra çorap sökü gibi geliyor. Danimarka'nın üçüncü harfi R. Bir şehir söyleyince Rize çıkıyor. Başka şehir gelmiyor çünkü R ile başka şehir Türkiye'de aklınıza gelemiyor ama ben dememiş olduğum halde siz varsayıyorsunuz ki ben sadece Türkiye'de bir şehir sordum. Ve Rize olunca sondan üçüncü harfi i oluyor. i deyince de inek diyorsunuz. Ve bu o kadar sürekli oluyor ki ve zaten ben biraz zaman sıkıştırmış oluyorum ama hayat böyle değil mi değerli izleyenlerim? Hemen karar vermek durumundayız. Acilen. Düşünüp karar vereceksiniz, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Etkileşim halinde devam ediyoruz. Danimarka Rize inek. Bu bizim içimizde kodlanmış vaziyette ama farkında değiliz. İçinde doğduğumuz, yaşadığımız toplumda elde ettiğimiz yaşantılar Danimarka Rize inek demeye bizi götürüyor. Evet, niye yaptım ben bunu? Farkına varın diye yaptım. Eğer içinizde yerleşmiş olan şablonların, farkında değilseniz bu şablonlar sizin hayatınızı yönetir. Danimarka rize inek türünden mesleğinizi seçersiniz. Danimarka rize inek türünden farkına varmadan eşinizi seçersiniz. Danimarka rize inek türünden komşunuzu seçersiniz. Danimarka rize inek türünden hayatınızda seçimler yaparsınız ve farkına bile varmazsınız. Ve bu Kültürel kalıplar sizin hayatınızı yönetir. Ben buna kültür robotu olma diyorum. Hepimizin ben de dahil olmak üzere bir kültür robotu yönü var ve toplum olarak yaşayabilmemiz için bu yönümüzün olması lazım. Ama bu yönün farkında olmak başka bir şey, farkında olmadan yaşamak başka bir şey. İşte ben savaşçı kitabımı bir farkındalık yolculuğu olarak bir uyanış yolculuğu olarak okurun yapması için yaptım. Şimdi nasıl bir yolculuk ve nasıl başlıyor? Şu aklınıza gelebilir. Doğan hocam ya ben böyle bir kalıplamayı kabul etmek istemiyorum. Ben farkına varmak istiyorum ve ben bir kültür robotu olarak değil, ben bir kişi olarak, birey olarak yaptığım seçimlerle yolculuğuma devam etmek istiyorum. Evet. Peki. Evet, ben kesinlikle bunu saygıyla karşılarım. Ama bu nasıl olacak? Nasıl mümkün olacak? İşte bugün kısaca size özünüze yolculuk, bir farkına varış yolculuğunu bu konuda konuşmak istiyorum. Efendim şimdi siz kimsiniz denseler, siz kimsiniz efendim? Çoğu kere toplumda ben derim ki efendim işte akademik ortamda Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu. başka bir ortamda yazar Doğan Cüceloğlu. Başka bir ortamda işte babayım derim, eşim derim, konuşmacıyım derim. Bizim değişik 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 rollerimiz var. Onlardan bir tanesini söylerim. böylelikle bir nevi kimlik sergilemiş oluyorum. Ama siz kendi gözünüzde kimsiniz? kolay bir iş değil. Hakikaten kimsiniz siz? Yani ben bunu sormaya başladığım zaman Wow, böyle bir yolculuğun başlayacağını hiç tahmin etmezdim. Hakkıden. Ee, ancak böyle bir yolculuğa çıkarsanız, keşfetme yolculuğu, o zaman kim olduğunuzu anlamaya başlarsınız. Yolculuğa çıkmak için ilk adım kritik ve can alıcı sorulara sormaktır. Bunu ya kendisi sorabilir veya da sohbet içinde olduğu bir rehber, bir dost, bir bilge kişi, bir baba, anne, öğretmen sorar. Ve bu sohbet içerisinde konuşurken yavaş yavaş bir farkına varış oluşmaya başlar. İşte Savaşçı kitabında da benim Arif öğretmenle konuşmam böyle bir yolculuk vesilesi oldu. Hangi soruları soracağız? <laughs> Pardon, hangi soruları soracağız? Bilmiyoruz. Ama çok önemli o sorular. Aslında benim şimdi farkına vardığım ve size söylemek istediğim, altını çizmek istediğim şey, yaşam her gün bize birçok fırsatlar veriyor. <laughs> soru sormamız için birçok fırsatlar veriyor. Ve bunun farkına varıp, durup, düşünürsek hakikaten muhteşem bir yolculuğa çıkabiliriz. Yarından itibaren başlayabilirsiniz. Nasıl? Duygularımızın farkında olursak duygularımızın bize söylediklerini fark edip onun üzerinde düşünüp derinliğe gitmeye başlarsak değerli izleyenlerim muhteşem bir yolculuğa çıkarsınız bedavadan. Trene binmeniz gerekmez, uçağa binmeniz gerekmez. Sadece sizin şöyle kendi başınıza yolda yürüyor olmanız lazım veya odada oturuyor olmanız lazım. Şimdi... keyiflisiniz. Keyifli olduğunuzun farkında mısınız? Bu çok önemli. Kaynağı ne? Bu keyif hali sizin hakkınızda... size ne söylüyor? Bu önemli. Şimdi her duyguyu farkına varıp bu soruyu sorabilirsiniz. Gerginsiniz. Ulan gerginim ben. Neden gerginim? Kaynağı ne? Ne diyor bana bu gerginlik? Bir şey söylemeye çalışıyor bana. Ne demeye çalışıyor? Hüzünlüyüm bugün. Neden? Ne demeye çalışıyor bana? Hüznüm nereden geliyor benim? Gerginim, öfkeliyim. Kızgınım. Neden? Öfkem bana bir şey söylemeye çalışıyor. Ne? Çok önemli bu. Endişeliyim. Tedirginim. Bu endişe, bu tedirginlik bana ne söylemeye çalışıyor? Bunlar son derecede önemli. Tabii diğer duygulara da geçebiliriz ama aklıma gelen böyle birkaç tanesini söyledim. Bu duygular size bir şey söylemeye çalışıyor. Şimdi ben kimim dediğinizde genellikle mesela görmüyor musunuz işte ben benim bedeni diyorsunuz. Fakat bedene baktığımız zaman doğduğunuzda bir kucak, bir el el parçası gibi yavruydunuz. 6 aylık, 2 yaş, 4 yaş 8 yaş, 16 yaş, ergen yaş. Sizin bedeniniz sürekli değişiyor. Çocuklukta, ergenlikte, yetişkinlikte, yaşlılıkta bedeniniz sürekli değişiyor. O zaman siz kendinizi bu sürekli değişen bedeninizle tanımlayamazsınız. Çünkü o sürekli değişiyor zaten. Yani öyle bir şey ki bu bedeniniz emin olun e, aynı değil. Zaten e, bedenin e, hücreleri 150 gün 500 gün içerisinde yenileniyor. Hiçbir şey geri kalmıyor. Çünkü o beslenme süreci içerisinde e, toksik hale gelenler atılıyor, yerine yenileri geliyor ve bu Yenilenme süreci zaten bitmeye başladığı zaman yaşlanma hızlanıyor. Ve ölüm öyle geliyor. Demek ki ben kendimi e, bedenimle tanımlayamam. Akıl, ben aklımım. Öyle mi? <laughs> Senin aklın 3 yaşında başkaydı, ergenken başkaydı, aşık olduğun zaman başkaydı, öfkeliyken başkaydı. Askerlikte başkaydı, iş hayatında başkaydı. Değişik durumlarda <laughs> aklın farklı farklı durumlara girdi, sana gösterdi. Ben kendimi aklımla tanımlıyorum diyemezsiniz. Mümkün değil. Aynı değil. Ben duygularım. Ben heyecanlarım, duygularım da diyemezsiniz çünkü hey o daha da bir değişken şekilde var. Efendim ben babayım sosyal kimlikle. Ben anneyim. E hakikaten bu sizi baba durumunda, anne durumunda olan koşullar değişebilir. O zaman siz yok mu oluyorsunuz? Siz kimsiniz? Bütün bu bedenin, aklın, duyguların, ilişkilerin ötesinde. Ben inancımım. Ben değerlerim. Peki zaman görüyorsunuz insanları. Şu inancını değiştirdi. Efendim şuna inanıyordu, şimdi buna inanıyor diyebiliyorsunuz. Evet. Ben kimim? Aslında biz, ben daha hepimiz aslında bütün bu soruları sorabilen, bu gözlemleri yapabilen bir bilinciz. Ben buna gözlemleyen bilinç diyorum. Farkında olan, farkında olan bu bilinç bir yolculuk yapıyor. Ondan dolayı ben çocuktum, ben ergendim, ben mühendis oldum, ben şimdi baba oldum, anne oldum, ben yaşlandım, ben hastayım, ben son nefesimi veriyorum durumlarına girebiliyorsunuz. Gözlemleyen bilincinizi keşfettiğiniz andan itibaren muhteşem bir yolculuk başlıyor hayatınızın hakikaten yolculuğunu yapmaya başlıyorsunuz. Çok önemli. Gözlemleyin bilincinin farkına varma konusunda da duygularımız çok 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 etkili. Yani sesimde neşe yok. Gözlerim donuk donuk bakıyor. Hep kaygılıyım suratım asık, mutlu değilim. Bunun farkına varabiliyorsanız eğer, bu çok önemli. Birçok insan asık suratlı, mutsuz, kaygılı ve öfkeli olduğunu farkında değil. Her gün ben bunları arasıyorum. Yani sık sık söylüyorum konuşmalarımda. Adam 75 dakika dakikalarını böyle dinledi ya. Böyle. Şirketin genel müdürü. Arada gittim dedim beyefendi dedim bana küfreder misiniz estağfurullah dedi. Rica ediyorum dedim olur mu efendim dedi. Dedim yüzüme bakıp Doğan Cüceloğlu Allah senin belanı versin der misiniz dedim. Ne münasebet dedi. Dedim beyefendi yüzünüz alasını söylüyor. Adam şaşırdı. Ve bu insanlar kötü insanlar değiller farkında değiller. Beş saniye sonra gülümsedi. Ya dedi bizim oğlan da dedi bundan şikayetçi. Baba çok asıl suratlısı diyormuş. İçimden geldi ama söylemedim. Bir de eşinize sorun. Çevrenize bakın. Hakikaten asık suratlı, bıkkın, gergin insanlar görüyor musunuz? Bu insanlar kötü insanlar değiller. Bu insanlar hapishanede olduklarının farkında değiller. Ama içleri farkında. Ondan dolayı Allah kahretsin bu dünyaya. Niye yaşıyorum ki ben? Öfkeliyim, burnumdan soluyorum diyor ama dediğini farkında değil. Böyle diyen insanların sayısı çoğaldıkça da öfkeli bir toplum ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu öfkeli toplum eğer bu hapishanede birkaç pencere falan açmaya çalışan varsa iyice öfkeli. Kapa o pencereyi, kapa! Acma. Biz ışık istemiyoruz. Biz farklılık istemiyoruz. Biz bu hapishanede kalmak istiyoruz. Mesajını vermeye başlıyor. Evet. Şimdi bu farkına varış içerisinde duygularınızı fark etmeye başladığınız zaman yani ya keyifliyim şimdi. Bu keyfin kaynağı ne? Nereden geliyor? Size söyleyeyim. Keyfin kaynağı ne biliyor musun? Kendin gibisin. Kendinle ayak içindesin. Kendi özünü yaşıyorsun o sırada. Farkı da var. Çok önemli. Gerginsin. Senin için sana diye demeye çalışıyor ki diyor ki Dikkat et güven yok. Canın yanabilir diyor. Farkına var diyor. İçinde bulunduğun insanlar, ilişkide bulunduğun insanlar sana kazık atabilir diyor. Gerginin oradan gelir. Hüzünlüsünüz. Niye hüzünlüsünüz? İçiniz diyor ki hey eksik olan bir şeyler var. Sen kendin olarak yaşamıyorsun. Ve sen Hapishanedesin. Özgür değilsin. Kendin gibi yaşayacağın bir yola gir. Ne kadar önemli değil mi? Ne kadar önemli. Müthiş bir mesaj. Hüznünüzü takip edin. Ne kadar önemli bir mesaj. Burada eşim Yıldız'ın izniyle bir hikaye anlatayım. Sabahleyin bir 20 dakikası falan var işten önce. Kabataş'ta Deniz otobüsünden çıkıyor, simidin alıyor, çayını koyuyor yerken elinde. Etrafında kuşlar geliyor. O kuşlar toplanınca da canım. O da bir kendisi yiyor, bir kuşlar atıyor, kuşlar yiyor. Ve kuşlar kuşuşuyor, uçuşuyorlar falan. hoşuna gidiyor ya şu kuşların cıvıltısı. Ve ben bunları besliyorum. Ve her gün bunu yapmaya başlıyor. Bir gün diyor açım ve ben İkisi simit aldım. Yani bir onlar için, kuşlar için, bir de kendim için. Oturdum, kendiminkini yerken, kuşlarınki de ufak 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 parçalamaya başladım. Etrafta kuş yok. Böyle parçaladım, önümde yığıldı küçük simit parçaları. Sağa sola atmaya başladım, kuşlar görsün de gelsin diye. Ama kuş yok. Bir iki kuş geldi. Attığım simitler kaldı, önümde simit. İçime baktım, içimde bir hüzün var. Hüsnüme sordum. Ne demek istiyorsun bana? Bu hüzün nereden geliyor? Ve birdenbire fark ettim ki sivilimin olması yetmez. Kuşlara da ihtiyacı var. Ve bir şey daha fark ettim o anda. Kimin kime teşekkür edeceği belli değil. Ben mi kuşlara teşekkür edeceğim? Kuşlar mı bana teşekkür edecek? Biz, kuşlar ve ben birbirimizi tamamlıyoruz. Bu evrende kimseye kimsenin teşekkür borcu yok. Öyle muhteşem bir etkileşim içindeyiz ki hepimiz birbirimize anlam katıyoruz, hediyeler veriyoruz. Ve bunlardan bir eksik olduğu zaman için diyor ki bir eksiklik var. Oysa işte hüzün olarak geliyor. Yıldız o hüznünün farkına varmasaydı eğer bunu keşfedemezdi. Seminerden sonra bana geliyor bazı okurlarım. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayatımızı şöyle etkilediniz, böyle etkilediniz. Ya o kadar önemli ki sizin kitaplarınız benim için, çocuklarım için, eşimle ilişkim için falan şeklinde. Ben de diyorum ki ben de size teşekkür ederim. Ve yıldızın öyküsünü hatırlayarak diyorum ki siz olmasanız benim bütün bu çabalarım hiçbir anlamı yok. İyi ki varsınız ki benim hayatıma anlam katıyorsunuz. Şimdi de aynı şeyi hissediyorum değerli izleyenler. İyi ki varsınız. Ve duygular sürekli bize yaşamımızla, özümüzle ilgili mesaj veriyorlar. Öfkeliseniz, yaşam bir şey diyor. Ne diyor? Diyor ki tehdit var. Senin hakkın yeniyor diyor. Değerlerin çiğneniyor. Sınırların çiğneniyor sana saygısızlık yapılıyor diyor. Hesap alman lazım. İyi ki öfkelisiniz. İyi ki ölü bir kütük gibi değilsiniz. Bu öfke sizin kendinize ve diğerlerine, diğerlerini de size saygılı olmasını sağlayan bir öfke. Önemli. Kaygılısınız, endişelisiniz. Niye? Diyor ki gelecekle ilgili bir belirsizlik var, bir tehdit var, güven içinde değilsin, açıklığa kavuştur, farkına varmalısın diyor. Önemli bir mesaj mı? Hey, eğer biraz yaşamda olgunsanız bunun ne kadar önemli bir mesaj olduğunu bilirsiniz. İçinizde bir bıkkınlık var, şeyfsizlik var. Öf be, içim sıkılıyor, ne yapacağımı bilemiyorum ya, aman öf söyleyeyim. Sizin hayatınızda gönül yolculuğu yok. Bu çok acı. İşinizde, çevrenizde, en acısı da evinizde, eşinizle, çocuklarınızla ilişkinizde. Kimin kusuru bu? Hemen dışarıda bir kusur bulmaya çalışmayın. Önce farkına varın, önce bir sorumluluk alın. O ilişkiyi beslediniz mi? Neyle beslediniz? Böylelikle o bıkkınlık bile size çok önemli bir mesaj verir. Sesimden de şey yok. Gözlerim donuk donuk bakıyor. Kaygılıyım, suratım asık, mutlu değilim. Farkına varıyorsanız o zaman diyorum ki haydi bakalım yolculuğa çıkma zamanı geldi. Evet. Savaşçı kitabını onun için yazdım ve hakikaten e, ve yüz binlerce kişi okumuş vaziyette ve binlerce kişiden bana mektup geldi. Çok şükür Allah bana nasip etti. Bu kitabı yazabildim. Birçok bu ülkenin güzel insanına hayatına dokunabildim ve onların yolculuğa çıkmasını bir vesile oldu bu kitap. Yaşam sizin sahip olduğunuz şeylerle değil, sizin varoluşunuzla, farkında olduğunuz şeylerle, inanç ve değerlerinizle anlamını bulur. Ve bu anlam içerisinde siz o zaman içinizdeki zenginlik kadar zengin olduğunuzun farkına varmaya başlarsınız. E ne olacak peki farkına varmaya? Size söyleyeyim. İçinizdeki zenginliği oluşturabildiğiniz zaman, değerli izleyenlerim, 6 aylık bebek size gülümser. Bu bir mucize. Çocuklar sizden ayrılmak istemez. Hadi bir daha anlat hikaye derler oynamak istiyoruz derler. Sarılmak isterler, bırakmak istemezler. Dostlarınız olur. Güvenebileceğiniz, güvendiğiniz, onlar da size güvenirler. Hele mesleğiniz öğretmenlikse, ay ne muhteşem, ne güzel bir yolculuktur o. Ne muhteşem bir yolculuktur o. İlk 3-5 dakikada her bir öğrenci sizin gözünüzden sizin varoluşunuzu hisseder ve açar kendisini. Evlilik ilişkisinde evlilik beden bedene bir ilişki, akıl ilişkisi, duygu ilişkisi, ailelerin ekip ilişkisi hepsi var ama esas itibariyle evlilik iki gönlün birlikte bir yolculuğudur. Ve bu yolculukta siz kendinizsiniz, o kendiniz, o da kendisi ve bu yolculukta hep içinizde bir teşekkür duygusu vardır. Çünkü sizin sividiniz varsa o da koş. O sividin hiçbir anlamı yok o kuş olmadan. Böylelikle bir paylaşım başlar, bir yolculuk başlar. İşte bu yolculukta niyetinizin saflığını keşfetmişsinizdir. Ve bu da savaşçının yolculuğudur. Ya ben çok zevk alıyorum. Umarım siz de alıyorsunuzdur. <laughs> Ve sizlerle buluşmaya devam etmek istiyorum. Dediğim gibi eğer bana abone değilseniz bu YouTube kanalıma lütfen abone olun. Böylelikle istiyorum yani böyle e, ben canlı yayına başladığım zaman efendim 80 bin, 90 bin, 100 bin, 120 bin, 300 bin kişiye konuşayım ve şu yolculuğu beraber yapalım. Canlıyken yapalım. Ben burada odamdayım çok şükür kalbim sağlam, aklım yerinde. Allah'a şükürler ediyorum ki zevkle yapıyorum. Şimdi hangi ana babalara ben ulaşabiliyorum? Hangi öğretmenlere ulaşıyorum? Hangi üniversite öğrencilerine ulaşıyorum? Hangi iş adamlarına ulaşıyorum? Bilmiyorum ama ulaşıyorum. İnşallah simidimi sizlerle paylaşabiliyorumdur. Evet. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Evet, önümüzdeki hafta başka bir canlı yayında buluşmak üzere. Abone olun. İyi akşamlar.